Audition arayüzünü anlama. Audition arayüzünde bir turla kursumuza başlayalım. Audition, tek bir pencereden oluşmuş olup çeşitli panellere bölünmüştür. Varsayılan olarak bazı paneller görünürken bazıları da gizlidir. Diğer Adobe ürünlerinde olduğu gibi bunları açabilir, kapatabilir, sürükleyebilir, tekrar düzenleyebilirsiniz. Ayrıca daha önceden düzenlenmiş yerleşimleri de pencerenin üst kısmında bulunan çalışma alanının masa üstüne tıklayarak görebilirsiniz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin video projesi için ses üzerinde çalışıyorsanız, video için ses düzenini seçmelisiniz. Bu seçenekle video paneli sol üst tarafa yerleşir. Böylece ses üzerinde çalışırken videoyu da izleyebilirsiniz. Uzman ve analizi seçerseniz, sağ tarafta frekans analizi panelini, sol tarafta özellikler panelini görebilirsiniz. Burada birçok çalışma alanları daha bulunmaktadır. Bunlardan kendi amacınıza uygun olanı seçebilirsiniz. Çalışma alanınızı seçtikten sonra panellerinizi tekrar düzenleme konusunda serbestsiniz. Örneğin kontrol panelini çok kullanıyorsanız bunu frekans analizi paneli ile gruplandırabilirsiniz. Bir paneli başka bir panel üzerine sürükleyerek gruplandırabilirsiniz. Ayrıca paneli ekranın istediğiniz tarafına sürükleyebilirsiniz. Panellerin arasına faremizi getirerek sürüklersek, genişliklerini de ayarlayabiliriz. Böylece daha fazla çalışma alanı elde edebiliriz. Kontrol tuşuna basarak bir paneli sürüklediğimiz zaman bir paneli kayan bir panel haline getirebiliriz. Böylece istediğimiz yere taşıyabiliriz. Eğer panellerin yerleşimini ilk haline döndürmek isterseniz, çalışma alanı menüsünden bir tane varsayılan yerleşim düzeni seçmelisiniz. Ama tekrar uzman ve analiz yerleşimine dönersek, son yapılandırmamızın korunduğunu görmekteyiz. Tekrar her şeyi orijinal konumuna koymak için sıfırla düğmesine basmak zorundayız. Evet'e basarak onaylayalım. Eğer kendinize özel bir yerleşim isterseniz, bunun için yerleşim düzeninizi kaydetmelisiniz. Tekrar çalışma alanı menüsüne gidelim. Yeni çalışma alanını seçelim. Çalışma alanımızın ismini çalışma alanım olarak değiştirelim. Tamam'a basalım. Artık kendimize özel bir çalışma alanımız var. Buradaki menüden çalışma alanları arasında geçiş yapabilirsiniz. Varsayılan çalışma alanına dönelim. Çünkü en çok kullanılan paneller burada mevcut. Burada bulunan panellerden bahsedelim. İlk olarak dosyalar paneli ile başlayalım. Burada mevcut Audition oturumunuza aktardığınız dosyaları bulabilirsiniz. Böylece dosyalarınıza kolayca erişebilirsiniz. Audition programını kapattığınız zaman bu panel boşalacaktır. Bu panel size bilgisayarınızın herhangi bir yerinde bulunan bir dosyaya göz atmanıza ve açmanıza olanak verir.
zamanımızın büyük çoğunluğunu harcayacağımız bir diğer alan da düzenleyici alanıdır. Burası iki bölüme ayrılmıştır. Bunlardan biri dalga form görüntüsü, diğeri ise izgesel frekans görüntüsüdür. Dalga form görüntüsü genişliği dB ya da desibel olarak görüntüler. Burası bir ses dosyasının dosya boyunca nasıl yüksek ya da yumuşak olduğunu gösterir. İzgesel görüntü ise aynı dosyayı frekans boyutuyla gösterir. Yüksek frekanslar bu grafikte yukarıda gözükürken, düşük frekanslarsa altlarda gözükmektedir. Yüksek genlik ya da ses daha parlak olarak yansımaktadır. Dosyanın daha yüksek sesli olan kısımları daha parlak, sessiz kısımları ise daha karanlıktır. Bunların ikisi de çok kullanışlıdır. Bu iki paneli de yeniden boyutlandırabilirsiniz. Örneğin arada bulunan çubuğu tamamen aşağı doğru sürüklerseniz sadece dalga form görüntüsünü görebilir, aynı şekilde çubuğu tamamen yukarı sürüklerseniz sadece izgesel frekans görünümünü görebilirsiniz. Çok kullanılan bir diğer panel ise düzeyler panelidir. Bu panelle dosyalarınızın ses seviyesini izleyebilirsiniz. Seçim görünüm paneli ise dosya ya da seçimlerinizin uzunluğunu görebildiğiniz yerdir. Ayrıca ekranın üst tarafında çeşitli oynatma araçlarını görmekteyiz. Efektler rafı ise parçalarınızla efektlerinizi birleştireceğiniz yerdir. Bu konuyla ilgili tamamen ayrı bir bölümümüz olacak. Yukarıda bulunan ölçek ise bu iki görünüm için de geçerlidir. Oynatma kafası ise dosya içindeki geçerli konumunuzu gösterir. Bunu istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. Ayrıca ekranın sol alt tarafında bulunan zaman kodunu da istediğiniz bir noktaya gitmek için sürükleyebilirsiniz. Ekrandaki sarı çizgiyle bulunduğunuz tam yeri ayarlayabilirsiniz. Ayrıca zaman koduna tıklayıp bir rakam yazarak da istediğiniz bir noktaya da gidebilirsiniz. Farenizin tekerleğini kullanarak her iki görünümde yakınlaşabilir, uzaklaşabilirsiniz. Bu işlemi dosyanızda istediğiniz tam yere gelmek için sıklıkla kullanacaksınız. Ayrıca ekranın sağ alt tarafında bulunan yakınlaştırma düğmeleriyle yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. İlk iki düğme ile dalga formunda, yanlarındaki diğer iki düğme ile izgesel frekans görünümünde yakınlaştırma uzaklaştırma yapabilirsiniz. Editörün üst tarafında bulunan gezgin alanı dosyanın tam dalga formunu gösterir. Bu alanda dikdörtgenle gösterilen bölge şu an ekranınızda gördüğünüz bölgedir. Bu alanı sürükleyerek dosyanın farklı yerlerine gidebilirsiniz. Dikdörtgenin sağ ve sol tarafında bulunan çizgileri de sürükleyerek yakınlaştırma düzeyinizi ve dosyadaki konumunuzu değiştirebilirsiniz. Bu özellik belli bölümlere daha yakından bakmak için çok kullanışlı bir özelliktir. Bu dikdörtgeni sürükleyerek istediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Altta bulunan tamamını yaklaştır düğmesinin aynısı bu gezgin bölümünün bitişiğinde de bulunmaktadır. Bahsedeceğimiz son düğme ise seçimi yakınlaştır düğmesidir. Dosyanızda herhangi bir noktaya tıklayıp sürükleyerek seçim yapabilirsiniz. Daha sonra bu düğmeye basarak yaklaştırabilirsiniz. Audition programı aynı zamanda birden fazla ses dosyasını da desteklemektedir. Aynı anda birden çok dosya ile çalışabilirsiniz. Çoklu parça düğmesine tıklayarak çoklu parça editörüne geçelim. Audition programı bize yeni çoklu oturum oluşturmayı sormaktadır. Varsayılan ayarları kabul edelim.
Tamama basarak çoklu ortam oturumuna bakalım. Burada oturum adını görmekteyiz. Bu program tarafından verilen varsayılan addır. Dosya panelinde ses dosyalarımızla beraber listelenmektedir. Buradan istediğimiz dosyayı bireysel parça bölümlerine sürükleyebilirsiniz. Parçanın dalga formunu görmekteyiz. Audition bize bu dosyanın kopyasını oluşturmaktadır. Her bir parçanın kendine özel kontrolleri vardır. Bu konuya sonra değineceğiz. Burada sadece dalga form görüntüsünü görebiliyoruz ama izgesel frekans görüntüsü yok. Bunun sebebi bu görünümün sadece parçaları ayrı ayrı düzenlemek için kullanılmasındandır. Burada kısaca Audition arayüzüne göz attık. Bunlara kurs boyunca ayrıntılı olarak değineceğiz.